Arkadaşlar selamlar. Size bütün smokeları, bütün flashları, bütün mollileri öğreten bir haritayla karşı karşıyayız. Öncelikle göstereyim bunları. Benim de bilmediğim harika flashlar ve molliler var. Bunu ben kesinlikle kendim kullanıyorum. Burası gördüğünüz gibi bu yakını ve kutu üstünü yakıyor. Bunu kesinlikle kullanmalısınız. Mesela buradan da triple yaktığını bunun videolarını ben de çekmiştim. Harikaymış. Mesela benim bilmediğim burada bir Dark Molly'si varmış. Bunun üzerindeyken şu pencerenin sağ altına, yani saat 4.30 yönüne jump throw attığınızda Dark yapıyormuş. Harika. İnanılmaz. Burada da jump throw'lu banana Molly'si varmış. Göstermeden. Yani çünkü gelip buraya Molly'yi buradan attığımızda yakalayabilir buradakiler. Ama burada bir jump throw tam böyle kapının ortasında duvarın dibine sıkışmışız. Harika. Oo, pop flash'lar var galiba. Bunu bir de atalım. Ona dönerim ben ya. O kadar da şey diyeyim. Swing neymiş? He, oynamak için. Bunu yapıyorduk. Diyelim buraya sıkıştınız. Çatışıyorsunuz. Bu şekilde bir flash atarak kendinize yol bulabilirsiniz. Bakalım başka neler var? Bu neymiş? Neyse. Retake small. Buradaki lambanın en altına tutuyor. He, banana tarafındaki arkadaşı herhalde kesmek için. Buradan var mı bir şeyler? Çünkü şuradan çok güzel moller vardı galiba. Ne yapıyorduk? Buraya bakıyorum. Kendime geldim. Kaçıyorum. Bakalım şimdi burada var mı? Ha, side'ı yakan bir smoke. Tamam, bunu zaten bunun da videosunu çekmiştim. Gördüğünüz gibi bu şekilde dibe kadar kurulan her yer yanıyor. Harika bir moly. Bunu kullanmayı unutmayın. Buraya geldiniz. Şu tahtanın. Hatta benim kombomda şöyle flashlar da vardı. İçeri giriyorsunuz. Buralara koymamışlar bir şey. Moto. Moto neymiş? Yani hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Direkt. Ya bunlar basitmiş. Başka ne var? Çok ilginç bir şey arıyorum. Deep Long. Yeşil nerede lan? Heh, buraya. Oğlum bu ne lan? Jump throw atıyor. Jump throw atıyor galiba. Jump throw atınca. Harika. Long'u çok iyiymiş bu. Bunu bir daha gösterelim birazdan smoke geçince. Tamam, bunlar çok standart. Bu şekilde evet kapatabiliyoruz. Bu garajın aşağı yukarı yarısına gelip buraya tutup run artı normalde bunun yukarıya da yakması lazım ama biz beceremedik galiba. Sadece aşağı yandı. Buraya gelip buraya tutup yakmadı üstü. Acaba şey mi yapacağız? Biraz daha yukarı tutup tam oraya gelince mi atacağız? Olmadı. Benim size çektiğim var. Bunu. Gördüğünüz gibi bunları yapmamışlar. Ha bak, piti yapmışlar. Ben demiştim. Bir, ikinciye gelip. Aa, bu böyle karşıya tutuyor. Böyle de oluyor muymuş? Oluyormuş. Ben genelde şuradan atlıyordum. Evet, bu Lurk Smoke çok güzel. Bunu zaten artık atamayan CS oynamasın, Inferno oynamasın. Çünkü bu gördüğünüz gibi sadece pite pozisyon veriyor. Side'deki adam hiçbir şekilde yukarıya bile çıksa anca zıplayıp falan bakması lazım. Böyle böyle bile görmüyor. Neyse, gelelim. Başka ne varmış? Mid Pop. Acaba koşup mu atıyor? Patlar mı orada? Gidiyor mu oraya kadar? Yok. Bunu sevmedim. Bu neymiş? W jump throw. Nereyi kapatıyor? Kanka bu ne yazık ki bağcıları kapatıyor ya. Bu onda olmadı bundan. Neyse, tamam. O kadar da
bilmeye gerek yok. Bunu zaten CSGO'dan beri atıyoruz. Bu şekilde. Pop flash bu. Şöyle göstereyim. Burada oynayan arkadaş asla arkasını dönemez. Yani sesini duyması lazım. Pop flash'ı yediği anda siz de buradan burada oynarsanız. Pop flash geldi. Bu şekilde vurdunuz. Geçmiş olsun. Bu çok kullanılabilir bir şey. Ondan sonra... Ha, banana retake. Bak bunu bilmiyorum. Jump throw'muş. Bakacağız şimdi. He, burada oynayanlara... Oo, çok iyi. Çok iyi, çok iyi. A class bir oyuncu flash'ı. Arkadaşlar, buraya geldiniz. Bayağı şu kırmızı tabelaya tutup jump throw atıyorsunuz. Ve burada oynayan arkadaşınız... Ve bunları vurdu. Geçmiş olsun. Çok iyi bak. Bu asla unutmamamız gereken bir flash. Ne yapıyorduk? Buraya tutup... Buraya gelip ne yapıyormuşuz? Antene tutup... Shift wall... Jump throw. İşe yarar mı? Yani evet, CT'yi kapatıyor. Hem de terror base'den. Yani... 5 second mid giderken buradan gelip şu antenin ucuna tutup shift jump throw işe yarayabilir. Çok güzel bir fake smoke. Site kapatıyor. Güzelmiş. Bunu da kesinlikle kullanmalıyız. Top mid gereksiz. Demin attım. Buradan arcı var. Evet, bu da çok gerekli. Nasıl hatırlarız onu? Buradaki pencerenin sağ üstündeki tahtaya tutuyoruz ve jump throw atıyoruz. Arch'ı kapatmak gerçekten çok önemli. Çünkü mesela tamam, arch kapandı. Bir de burayı kapattık mı? Bir arkadaşımız da bu saksının arkasına geliyormuş. Library'i kapattık mı? W jump throw. Borunun en köşesine tutup W jump throw attık. Lan çok W yaptık. Bir kereymiş. Tamam, W jump throw yapacağız sadece. Yani böyle. W jump throw. Yani. Şeklinde. Harika. Library kapandı. Ben hemen bir de arşı kapatayım. Neydi? Pencerenin sağ altına çaktık. Yoktan sağ altı değil. Sağ üstü. Heh. Normal jump throw da attık. Orası da kapalıyken bakalım. Buraları flashla ele geçirdiğimizde. Arch kapalı, library kapalı. Çok daha hızlı ilerleyeceğiz. Burası destek olamayacak bize. Öğrenmemiz gereken 1-2 smoke. Bunlar harikaymış. Bu long gereksiz, bu moto neymiş? 1-2-3-4-5. Buradan sayalım. 1-2-3-4-5. Yok, 1-2-3-4-5. Aynen, sol taraftan 5. tutup jump throw attığımızda sanırım longum kapatıyor. Tamam, bunu kapatmanın çok fazla yerden var. Ben mesela buradan atıyorum. Tam buradan. Aa, bu oyunda şey yok ha. Tam buradan pit kapatıyorum. Neredendi long kapatma? Galiba buradan da long kapatıyorum. Gördüğünüz gibi pit tarafını kapattım. Çatıda patladı, yanlış oldu. Neyse, oradan bir sürü smoke var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu haritaya girip bunların hepsini çalıştığınızda kesinlikle, eğer Faceit'te 8'seniz 2500 puan oynarsınız bu taktiklerde. Çünkü gerçekten en önemli yerleri yakıyorsunuz. Yani bir adam buradan AWP ile oynar, geri çekilmek zorunda. Bunun altında oynar. Yandığı için geri çekilmek zorunda. Buraya geldiniz. Zaten diyelim işte burada smoke var. Ortaladınız. Buraya tutup round throw attığınızda artık orası da geri çekilmek zorunda. İstiyorsanız pikleyip çıkabilirsiniz ama benim bildiğim burasının da yanması lazımdı ama bir türlü yapmadı. Aa bak, mid pop diyor. Neymiş bu? Lambanın altına, merdivenin üstüne. Hiçbir şey yapmadı galiba. Çok iyiymiş. Burada bekleyen takım arkadaşımız olsa. Tamam, taktiği kurguladım. Gördün mü? Bak, taktiği kurguladım. Oradan da flash geldi. Çıktık burası için. Flash geldi, arkasını döndü. Biz vurduk. Çok güzelmiş bu. Kesinlikle bu öğrenilmesi gereken bir flash. Bunu artık ben öğrendim. Her maç atacağım.
Başka var mı? Başka var mı? Başka var mı? Moto neymiş? Bu ne lan? Affedersin ama bok gibi oldu. Oluyor mu? Bu sefer. Biraz daha doğru oldu. Evet. Tamam, bunlar zaten tamam. Çok basit şeyler, taktikler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Inferno haritasındaki bütün smoklar, moliler bunlar. Siz tabii ki daha fazlasını biliyor olabilirsiniz. Hiç bilmeyenler için muhteşem çalışılacak bir harita. Sevgiler.